Herkese merhaba. Ben Doktor Mustafa Kalkan. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Bugün sizlere hangi takviye ne zaman kullanılır bundan bahsedeceğim. Takviyelere isterseniz vitaminlerle başlayalım. Biz vitaminleri temel olarak suda eriyen vitaminler ve yağda eriyen vitaminler olarak ikiye ayırıyoruz. Bu suda erime kavramı hani vitamini suda eritin kullanın anlamında söylemiyorum. Vücuttaki emilimiyle ilgili ve vücutta depolanmasıyla ilgili bir kavramdan bahsediyorum. Suda eriyen vitaminler çok kullanıldığı takdirde vücutta birikmez suda eriyen vitaminler olduğu için fazlası idrarla birlikte atılan vitaminlerdir. İşte B vitamini, C vitamini gibi vitaminler suda eriyen vitaminlerdir. Yağda eriyen vitaminler ise fazlası yağ dokuda, vücutta da yağ doku içerisinde depolanan vitaminlerdir. Nedir bunlar? A vitamini, D vitamini, E vitamini ve K vitamini yağda eriyen vitaminlerdir. Biz bunları kısaca ADEK olarak isimlendiriyoruz. ADEK vitaminleri olarak isimlendiriyoruz. Bunların arasında da en bildiğiniz ve büyük ihtimalle hayat da kullandığınız vitamin D vitamini ve K vitamini özellikle DK2 damla olarak günümüzde çok yaygın olarak kullanılmakta. İşte bu damlalar da zaten günümüzde zeytinyağı içerisinde üretiliyor ve yağ içerisinde bir damla formatında bunları kullanıyorsunuz. Dolayısıyla emilim anlamında bunların zaten çok bir eksikliği bulunmuyor. Bunu bir de tok karnı kullandığınızda besinlerdeki yağlar da bunun emilimine katkı sağlayacağı için elde edilen fayda daha fazla oluyor olacaktır. Sonuç olarak DK2 damlaları veya sadece D vitamini kullanıyorsanız da sadece D vitaminini tok karna tercihen kahvaltıdan sonra kullanabilirsiniz. Hazır yağlardan bahsetmişken yağ formundaki takviyelerinde yağlarla birlikte emilimi artar. Bunların en başında ne geliyor? Omega 3 yağ asitleri geliyor. İşte balık yağı olabilir, kril yağı olabilir. Bu yağ asitlerini de tok karna kullanılmasını öneriyoruz. Kahvaltıdan sonra omega 3 kullanıyorsanız omega 3'ünüzü DK2 damlanızı da bir bir arada kahvaltıdan hemen sonra veya herhangi bir öğünden sonra kullanabilirsiniz. Yine yağda eriyen bir diğer molekül ise koenzim Q10. Koenzim Q10 de omega 3 ile DK2 vitamini ile birlikte kahvaltıdan hemen sonra kullanabilirsiniz. Aynı zamanda enerji de veren bir molekül olduğu için sabah kahvaltıdan sonra veya öğle yemeğinden sonra kullanılması mantıklı olacaktır. Akşam kullanılırsa uyku kaçırıcı etki gösterebilir. Balık yağlarından bahsettik. Yağ formatında başka takviyeler de var. Örneğin çörek otu yağı gibi. Yine bu yağ formatındaki takviyelerde yağlarla birlikte eminim artacağı için tok karnı kullanılmasını öneriyorum. Çörek otu yağı kullanımında zaman fark etmez. Herhangi bir öğünden sonra tok karna kullanabilirsiniz. yağ eriyen vitaminlerden bahsettikten sonra biraz da suda eriyen vitaminlerden bahsedelim. Suda eriyen vitaminlerin başında da B vitaminleri ve C vitaminleri geliyor. Bunlar videonun başında da söylediğim gibi fazlası vücutta depolanmayan ve idrarla birlikte atılan vitaminlerdir. Dolayısıyla zaman fark etmeksizin ve açlık tokluk fark etmeksizin bu vitaminleri istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Özellikle B vitaminlerinde ben zaten eski videolarımda da hep, hep şunun altını çizdim hatırlarsanız. Dil altında eriyen bir preparat kullanmanız elde edilen faydayı artıracaktır. Direkt dil altından kana karışır, kandan karaciğere hızlı bir şekilde ulaşabilir. Örneğin B12 vitamini, folik asit gibi B vitaminleri bu yolla daha yüksek oranda emilirler. Zaten böyle bir takviye kullanıyorsanız da açlık toklukla bizim bir işimiz yok. Yani mideye ve bağırsağa göndermediğiniz için dil altından emildiği için zaman fark etmeksizin açlık tokluk fark etmeksizin istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Bir diğer takviye grubu ise mineraller. Bu minerallerden en çok kullanılan ise sanıyorum ki magnezyum. Magnezyum bütün mineraller gibi yemekle arasında 2 saat bırakılmasını tavsiye etmekteyim. Bunun sebebi hem minerallerin emilimi besinlerle bir birlikte azalır. Hem de siz tok karna, hınca hınç dolu bir mideye magnezyum takviyesi gönderirseniz mide bulantısı yaratabilir. Bu nedenle besinlerle arasında 1 veya 2 saat bırakmak en doğrusu. İster bunu yemekten 1 saat önce kullanabilirsiniz. ister yemekten 1 saat 2 saat sonra kullanabilirsiniz. Magnezyumun zamanı ise magnezyumun çeşidine göre değişir. Enerji veren magnezyum formları malat, sitrat gibi formlar daha çok sabah kullanılırken bizi sakinleştiren, rahatlatan, uyku kalitesini artıran magnezyum formları, magnezyum glisinat, magnezyum el treonat gibi formlar gece yatmadan 1-2 saat önce kullanılması daha doğru olacaktır. Minerallerin bir diğeri ise çinko. Çinko da yine magnezyum gibi besinlerle arasına 2 saat bırakmanın gerektiği bir mineral. Benim tavsiyem kahvaltıdan 2 saat sonra çinko takviyelerini kullanmanız. Çünkü çinko da aynı magnezyum gibi tok karnı hemen kullandığınızda mide bulunmaktadır bulantısı yaratabilir. Tabi burada çinkonun pikolinat gibi metiyonin sülfat gibi formları mide bulantısı yan etkisi daha az olsa da yine de temkinli olmakta fayda var. Kahvaltıdan 2 saat sonra çinko takviyesini kullanabilirsiniz. Yine diğer önemli minerallerden bir tanesi demir. Demir aç karna kullanılması gerek ve en az 2 saat besinlerle arasına zaman bırakmak gerek. Bu nedenle ben demir takviyesini sabah aç karna kullanılmasını öneriyorum. Eğer tiroid ilacı kullanıyorsanız onu da sabah aç karnı aldığımız için demir takviyesini gece yatmadan hemen önce de alabilirsiniz. Yine gece boyunca emilim daha fazla olacaktır. Bir diğer önemli takviye grubu ise probiyotikler. Probiyotikleri de biz gece yatmadan önce kullanılmasını öneriyoruz. Çünkü probiyotik kullandıktan sonra özellikle uzun bir süre tuvalete gitmemek, bakterilerin kalın bağırsak kadar ulaşabilmesi adına orada kolonize olup üreyebilmeleri adına önemli. Bu nedenle gece yatmadan önce de probiyotik takviyelerini alabilirsiniz. Yine gece yatmadan önce kullanmanızı önerdiğim bir diğer takviye ise kolajenler. Bildiğiniz gibi vücut kendini gece onarır. Bu nedenle bu onarım restorasyon adına kolajenleri de gece yatmadan önce kullanabilirsiniz. Bir diğer bahsetmek istediğim molekül ise alfa lipoik asit. En önemli antioksidanlardan bir tanesi olan alfa lipoik asiti de yemeklerle arasında 2 saat bırakarak kullanmanızı tavsiye etmekteyim. Yine günün herhangi bir vaktinde yemekle arasında 2 saat bırakarak alfa lipoik asiti de kullanabilirsiniz. Son olarak değinmek istediğim takviyeler ise multivitaminler. Multivitaminler içerisinde oldukça fazla bileşen bulunduran takviyeler. Yağda eriyen vitaminler de bulunuyor. su eriyen vitaminler de bulunuyor. Mineraller de bulunuyor. Zaman zaman omega 3 yağ asitleri de içerisinde bulunabiliyor. Bu nedenle multivitaminleri de yemekle arasında bir saat bırakarak özellikle kahvaltıdan bir saat sonra kullanabilirsiniz. Hem içerisindeki minerallerin emilimi besinler etkilenmemiş olur hem de daha iyi bir biyo yararlanım sağlamış oluruz. Takviyelerin ne zaman ve nasıl kullanılacağıyla ilgili en çok kullanılan takviyelere değinmeye çalıştım. Kafanıza takılan diğer soruları tarafımca kaleme alınan Akılcı ve Bilimsel Takviye Rehberi isimli kitaptan bulabilirsiniz. Tüm DNR'lardan ve online satış noktalarından Trendyol, Amazon hepsi burada gibi sitelerden kitabımı temin edebilirsiniz. Aynı zamanda Instagram DR Mustafa Kalkan sayfasından da beni takip edebilir kafanıza takılan soruları oradan iletebilirsiniz. Kanalıma abone olursanız ve bildirimleri açarsanız yeni videolardan ilk siz haberdar olmuş olursunuz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.